Söyleyecek pek bir şey de bulamıyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten inanılmaz mücadele ediyorlar. Futbolun içinde her şeyi doğru yaparsınız. Bir takım şansların da yanınızda olması lazım. Tek küçük eksiğimiz var, beceri biliyorsunuz. Orada bazı sorunlarımız var. Onun dışında sahanın her yerinde mücadele etti arkadaşlarımız. Oyuncularımın çoğu biliyorsunuz nereden geldiğini, nasıl gelişmeye çalıştığını. Onların hepsiyle gurur duyuyorum ben. Keşke skorlara yansısaydı bunlar. Eğer yansıyabilseydi şu anda ligin en konuşulan, en çok değer olan takım haline gelirdik. Ama futbol bu. Biz içindeki her şeyi planlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, çok mücadele ediyoruz. Bir tek benim ricam var, dışarıdaki hesaplaşmayı futbolun içinde yapmayalım. Yapılması gerekiyorsa başka yerlerde yapılsın. En azından bu kadroyu biraz daha rahat bir şekilde korumaya çalışalım. Demin de söyledim, oyuncularımı kutluyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Artık ne zaman 3 puanla tanışırsak o zaman bu mutluluğu daha çok yaşayacağız. Var mı soru arkadaşlar? Var mı soru? Hocam, bu hafta bu akşam itibariyle 12 beraberliğe ulaştık. Ama 12 mağlubiyeti olan Göztepe'ye Ankara gücünü ve aramızdaki puan farı birine iki birine dört. Ters bir tezat değil mi? Oyun bu arkadaşlar. İçinde olmuyor, çözülmüyor. Karşımızdaki takımın biliyorsunuz çok değerli bir kadrosu var. Başlarında da çok değerli bir teknik direktör var. Bu işler kolay değil arkadaşlar. Yani biz bu maçları tabii ki mutlaka kazanmak istiyoruz. Ama kazanamadığımız noktada da kaybetmek istemiyoruz. Hiç kimse istemez bunu. Bir de ters taraftan bakmak lazım yani. Biz mutlaka kazanmak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Çok coşkulu oynuyoruz, istekli oynuyoruz. Ama oyun tersine döndüğünde de kesinlikle maçı kaybetmek istemiyoruz. Rakibinde pozisyonları var birkaç tane. Anlık hatalar biliyorsunuz maçın skorunu değiştirebilir. Eğer o tür yenilgiler alırsak bizim toparlanma sürecimiz bana göre çok daha uzun sürer. Çalışıyoruz biz hep. Hızlı öne, hızlı çıkış çalışıyoruz. Daha biz bakamadık arkadaşlar. Kulübe gitti, biz de bakacağız ona, değerlendireceğiz. Takımın penaltıcısı bu maçta mutlu değil mi? Evet, dün penaltı çalışması yaptık. Bacı dedi ki kupa maçım var hocam, niye penaltı çalışması yapıyoruz dedi. Biz buna rağmen penaltı çalışması yaptık. En iyi de Umut kullandı. Aslında Tunay'dı. Daha iyi Tunay'dı. Sakatlanıp çıkınca ikinci iyi kullanan Umut'tu. Aytaç isteseydi belki o da atabilirdi. Onda da bu özgürlük var tabii, eğer onu özgüvenle devam ettirseydi. Ya topar mıydı hocam adaylarınızı? Hayır yok. En kötü kullanan oydu. Öyle mi? Evet. Antrenmanda en kötü kullanan oydu. Arkadaşlar yani her gün birlikte olduğumuz insanların neyi nasıl kullanacağını, ne yapacağını, ne edeceğini arkadaşlar. Yani 600 maç, 7000 sene. Bu kolay değil bu işler yani. Böyle değil yani. Son soru. Tunay sakatlık. Üst adresinde sakatlığı var. Belki de uzun sürebilir onun sakatlığı. Evet. Şöyle söyleyeyim, iyi ki yenilmiyoruz. Yenilseydik kesinlikle olurdu diye düşünüyorum. Çünkü şu anda görüyorsunuz çok kırılganız yani. Tribünde kırılganız, sağ içinde kırılganız, kenarda kırılganız, her yerde, daha yukarıdaki yerlerde kırılganız. Bir sürü sorunumuz var arkadaşlar. Ben Bursa'daki futbol severlere şunu söyleyeyim. Gerçekten bu takımla gurur duysunlar. Bu çocuklar ellerinden gelen her şeyi sahaya yansıtıyorlar. Ha, futbol şansı deyin, var şansı deyin, başka şanslar deyin, bizim yanımızda olsa belki çok farklı puan sıralamasında yerinde olurduk. Ama benim gözümde değerleri 30 puanda da olsa aynı, şu anda 24 puanda da olsa aynı. Onun için biz bu oyuncularla daha iyisini nasıl yapabiliriz? Çalışıyoruz zaten. Arkadaşlar da elinden geleni yapıyor. Konya Spor gibi değerli bir takıma karşı gördüğünüz sahada inanılmaz mücadele yaptılar. Bütün oyun içindeki değerlere bakın. Hepsi de çok üstünüz. Bir tek gol eksik. İnşallah onda bir an önce kavuşuruz diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Haftanın son maçı. İki takımın da yüksek şiddette
galibiyete ihtiyacı vardı. Bütün davranışlarımızı belirleyen en önemli içgüdüsel davranış biçimi ihtiyaçlar oluyor. Onlar da belirliyor, ihtiyaçlar belirliyor. Bugün oyunun bütününe bakıldığı zaman aslında oyun öncesinde çok net bir şekilde gözüküyordu. Gerek Bursaspor'un oyun tarzı, gerek ihtiyacı, hemen bir maçlık bir avarajı var sadece düşme hattının üzerinde, sıkıntılı pozisyonda. İhtiyaçlar maçtaki özellikle oyun anlamındaki şiddeti çok arttırdı. Şiddet derken biraz evvel yayıncı kurulu söylediğim gibi bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Her topa hamle yapma arzusunu kendi oyun planı içindeki her topa hamle yapma arzusunu çok yüksek şiddetle arttırdı. Biz de ihtiyaç sahibiydik ancak tabii ki yaşamsal durum biraz daha doğal olarak öne geçiyor ve Bursa bir futbol şehri. Taraftarının da verdiği büyük güçle beraber bizim özellikle saha maç öncesi planladığımız, düşündüğümüz yararlanabileceğimiz zaafları konusunda biraz bizi devre dışı bıraktılar. Şimdi maça bir ufak giriş yapmak gerekirse buradan, ihtiyaçlardan sonra. Avantajlar, dezavantajlar tarafıyla bakıldığı zaman, ki mümkün olduğu kadar böyle anlatmaya çalışıyorum maçları. İlk 25-30 dakikalık periyot aslında tam düşündüğümüze yakın şekilde geçti. Öne geçecek fırsatları da yakaladık. Çıkışlarımız çok doğruydu. Düşündüğümüz gibi çıkışlar yapmaya başladık. Bütün halinde oynuyorduk. Bu da büyük bir avantaj getirdi bize. Öne geçme şansını birkaç sefer şansı yakaladık. Ancak başaramadık. Sonraki süreç esas itibariyle biraz top daha fazla Bursaspor'da, lütfen rica edeceğim, ne oluyor bilmiyorum ama çok dikkatim dağılıyor. Size yani şey yapmaya çalışıyorum. Şu ses neyse bir yani ciddiyetle anlatmaya çalışıyorum şeyi ama ses konsantrasyonumu dağıtıyor. O yüzden söylüyorum. Lütfen biraz şey yaparsan. 25. 30. dakikadan sonra maç bizim kontrolümüzdeyken top daha fazla Bursa'da gözükmesine rağmen daha fazla bizim istediğimiz şekilde giderken öndeki iki üçlü grubumuzla Ömer Ali, Adis, zaman zaman Traore ve Deni ile 2-3-4'lü grubumuzla arkadaki 6'lı-7'li grubumuz arasındaki bağ yavaş yavaş kopmaya başladı. Bursaspor'un ön tarafta kurmaya çalıştığı şiddet içeren baskıyla beraber, bu futbolun içindeki bir durumla ilgili söylüyorum. Ya gerçekten çok istekliydiler doğal olarak. Paslarımız daha çok artık uzun ve zorlama paslara doğru döndü. Bu Bursaspor'un tam istediği ortamdı. Organize kaosu yarattılar. Enerji dolu oyuncularıyla beraber maçı biraz daha bizim kalemize doğru götürdüler. Bu dönemi baskı altında geçirdik. Özellikle maçın son iki yarısının 10 dakikası daha çok baskı altındaydık. Olan penaltının bu hele VAR'ın da artık olduğu dönemde bizim için acemice bir penaltıydı, bu olmaması gerekiyordu. Haklı bir penaltı ama. Şansıyla beraber oyuna tutunduk, olmaması itibariyle söylüyorum. İkinci yarı topun süresini arttırmamız gerekiyordu mutlak ve mutlak. Tekrar aynı düşündüğümüz planlı oyuna doğru dönmemiz gerekiyordu. Bunu nispeten ilk yarının o son 10-15 dakikasına göre biraz daha başardık. Topu oyunda biraz daha fazla tutmaya başladık. Nispeten Bursaspor'un baskısını kırdık. Ancak Bursaspor yine direkt ataklarla, direkt toplarla, yüksek toplarla kalemize geldi. Çok zorladı. Yine de maçın özellikle son döneminde hem Yahoviç'le, Adis'le hem de Fofana'yla çok net galibiyeti yakın pozisyonları yitirdik. Sonuçta iki takımın da istemediği oldu. Ama öbür taraftan da bir tarafıyla da bakılırsa bizim adımıza özellikle böylesine kuvvetli bir futbol şehrinden çok da ihtiyaç sahibiyken bu kadar yüksek şiddetle enerjiyle oynanan bir maçta yenilmeden dönmek bizim adımıza tabii sevindirici.